Canım çekti koma gene. Olsa yesek hep birlikte. Bu nasıl bir lezzet böyle? Durma hadi bobo söyle. Taptaze çiğ köftesiyle. Koma gene, koma gene. Sevgili izleyenler, TV53 YouTube ve Facebook kanallarımızdan canlı olarak yayınladığımız bir başka konu bugün maalesef canlı olarak yayınlanmıyor. Programın başında bunu belirteyim. Bugünkü konuğumuzu stüdyomuzda ağırlıyoruz ama banttan bir yayın gerçekleştireceğiz. Siz bunu izlediğiniz sıralarda biz de bu yayınımızı yine sizler gibi Facebook ve YouTube kanallarımız üzerinden izliyor olacağız. Bugün bir başka konuda konuğumuz Rize Belediye Başkanı Sayın Rahmi Metin. Sevgili başkanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Turgay Bey. Özellikle TV53 kanalı vesilesiyle bizi izleyenlerle buluşturduğunuz, vatandaşlarımızla buluşturduğunuz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz konuk olduğunuz için. Sayın başkanım, en son sizinle pandemi döneminde Ramazan ayı içerisinde evden sohbetimizi gerçekleştirdiğimiz, evet, biraz da uzun bir sohbetti ama ağırlıklı olarak tabii pandemiyi konuşmuştuk. Tabii maalesef bu salgın hala hayatımızda ve özellikle son dönemlerde ilimizde vaka sayılarının ciddi oranda arttığı, ölüm sayılarının da ciddi oranda arttığını gözlemliyoruz. Belediye olarak Mart ayından itibaren hemen hemen başlattığınız çalışmalara da kesintisiz devam ediyorsunuz. En son konuştuğumuz günden bugüne kadar gene bir pandemi konusunda belediyenin çalışmalarıyla ilgili ne aşamada olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Yani dediğiniz gibi hızlı bir şekilde süreci yine takip ediyoruz. Hem dezenfektan ekipleriyle beraber, hijyen enstrümanlarla beraber vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Pandemi süreci olmadan önce de biz temizliğe, özellikle sıfır atıkla beraber sokak temizliklerine çok dikkat ediyorduk. Ama pandemi bir de buna zabıta üzerinden lokantaların, işte kafelerin kontrolü anlamında yeni yenilikler getirmiş olduk. Özellikle şu anda hazırlıklar devam ediyor. Yani takriben 100-150'ye yakın, 150-165'e yakın iş yerinde metraj olarak ölçüyoruz onları. Ne kadar sandalye, ne kadar masa konulabilir. Onunla ilgili yazıyı işletmenin duvarına asıyoruz. Herhalde bir 10 gün daha sürecek bu çalışma. Bu süreçte de bu işletmeler açık olduğu zaman dahilinde de içerisinde kaç tane masa olacak, aradaki mesafeler ne olacak, kaç kişi alınacak, bunlar tabloda vatandaşın da göreceği şekilde yapılıp asılacaklar. Zabıta da bunların üzerine yine kontrolünü devam ettirecek. İl satında zaten ciddi bir çalışma var. Hem sağlık üniteleri, hem emniyet tarafından, jandarma tarafından, biz zabıta tarafından ciddi bir kontrol var. Ama hani biliyorsunuz, bundan bir 15-20 gün önce bir araştırma şirketinde 51 il arasında koronayla mücadelede Rize birinci il seçildi. Ya bu, evet, ne demektir? Evet, biz bu belediye kendi üzerine düşen görevi çok iyi yapıyor anlamına geliyor. Veyahut da o iller içerisinde en iyi yapıyor anlamına geliyor. Yoksa bu pandemiyi engelliyor, vaka sayılarını azaltıyor anlamına gelmeyebilir. Niye? Çünkü vaka sayılarını azaltmak ülkede, bakanlığın da hep söylediği gibi bireysel tedbirlerden geçiyor. Maske tedbiri, işte mesafe tedbiri, ellerimizi sık sık temaslı olduğumuz ortamlardan ayrıldığımız zaman yıkama gibi, bunlar olunca bu iş oluyor. Ama biz bunu vatandaş lehine artırmak için ne yapıyoruz? İşte cami girişlerine, kalabalık girişlere, caddelerin akış güzergahlarında
dezenfektan ekipleri koyuyoruz. Orada gerekli sıvıyı alıp eliyle işte hani elini yıkasın diye bu hızlılığı yapabiliyoruz. Temizliklerimizi yapabiliyoruz. Vaka bulduğumuz yerlerde gidip temizlik çalışmaları yapıyoruz. Özellikle minibüslerde, taksilerde, taksit olmuşlarda sürekli Mart'tan beri her hafta iki kez işte bunları dezenfekten geçiriyoruz. Bu anlamda hem diğer sağlık ekibiyle beraber koordineli çalışılıyor her ildeki gibi. Biz Allah'a şükür böyle kamuoyunda dendiği gibi işte ilk 5'in, 10'un, 20'nin içerisinde şu anda değiliz. Bizim de aldığımız bilgiler doğrultusunda. Ama tüm Türkiye'de farkındasınız bir artış var, bir yükseliş var. İnşallah sonbahara varmadan bunun azalışa geçmesini bekliyoruz. Siz de farkındasınızdır yine son 10-15 gündür sanki hepimiz bulunduğumuz yerlerde biraz daha tedbirleri artırdık ona önceki döneme göre. Yani ilk Nisan Mayıs'ta böyle ben odamda hiç kimseyle görüşmesem de yarım saat, bir saatte bir gidip içeride ellerimi sabun suyla yıkıyordum. Ama sonra Haziran, Temmuz, Ağustos biz de rahata ermiştik böyle. Daha hani rehavete bir rehavet kapıldı vardı. İnsanlar tabii. Ama şu anda son 10-15 gündür yine bende olduğunu hissettiğim herkes de herhalde aynı şekildedir. Biraz daha yine maske vardı işte ellerimizi yıkayalım. Buraya doğru geliyoruz. Nisan Mayıs'taki ciddiyette olmasa da en az onun bir yarısı kadar o ciddiyette. En azından Haziran Temmuz'a göre daha fazla hassasiyette iyi gösteriyoruz. İnşallah bu 5-10 gün sonra da bu 1600-1700 rakamlarını yine aşağıya doğru alırız diye düşünüyorum. Tabii bu pandemi belediyelere de bir maliyet getirdi, bir yük tabii, getirdi. Tabii. Belediye bunları kendi imkanlarıyla mı karşılıyor acaba? Devlet bu konuda belediyelere destek oluyor mu bu tür çalışmalardan dolayı? Tabii belediyenin direkt yardımlar oldu biliyorsunuz. Esnafımıza özellikle kendi kiracılarımıza 3 aylık kira almama gibi birçok böyle desteklerimiz oldu. Taksi minibüsçilere bulundukları dönemde çok az da olsa yardımcı olmaya gayret ettik. Hatta biz Rize Belediyesi olarak yaklaşık 600 bin liraya yakın bir rakamı ilçelerimize dağıttık. 12 tane, 11 tane ilçemiz ve 6 tane beldemize hepsine hijyen malzemesi alabilsin diye işte 20 bin liradan 50 bin lira arasında rakamlar dağıttık. Bunların tabii devletimiz bize ne yaptı bu anlamda? İşte İller Bankası'nın taksit ödemelerinde ötelemeler yapıldı kısmen. Yine bazı işletmelere nasıl ki vergiden işte uzatmalar, SSK'ların uzatmaları varsa bundan belediyeler de yararlandı. Ama topyekun olarak baktığımız zaman tabii bizim belediyelerin en büyük gelir kaynağı İller Bankası'ndan gelen yıllık aylık toplanan vergilerden işte şu kadar oran. O oran ülkedeki vergi toplanmaları da özellikle Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerinde düştüğü için o bizi de etkiledi. Ama şu anda yani Temmuz'dan itibaren, Ağustos'tan itibaren yine vergi rakamları da yukarıya çıkınca, çarklar yeniden dönmeye başlayınca bizim aldığımız yekün paralar da artmaya başladı. Devletimiz sadece belediye özelinde değil, farkındasınız hükümet bütün politikalarla beraber ciddi bir paket açıklanmıştı. Bunlar halen devam ediyorlar. Bu çünkü dünyada ticaretin hareketlilik azalınca ticaret azalıyor, gayrimilli hasılalar azalıyor. Ve bundan ülkemiz de tabii kendi üzerine düşeni almış oldu. Bütün dünyada olduğu gibi inşallah tez zamanda bu ve bunun gibi bundan sonra belki bizi bekleyecek pandemi hastalıklarından, bu tip yaygın hastalıklardan korunmuş oluruz. Bir daha böyle afetler ve böyle salgınlarla karşı karşıya kalmayız diye dua ediyoruz. Evet. Tabii maliyet demişken, bütçe demişken aklıma şöyle de bir soru geldi. Siz göreve gelmeden önce genelde daha doğrusu her belediye seçimi öncesinde Rize'de şu konuşulurdu. İşte Rize Belediyesi'nin bayağı yüklü bir borcu var. Bu borcun altından kalkması belediyenin çok zor diye. Siz de zaten göreve geldikten sonra bazı tedbirler aldınız, uygulamaya başladınız. Tabii bu süreç de bayağı etkiledi ama bir taraftan da bakıyoruz Rize Belediyesi de yoğun çalışmalar yapıyor, altyapıya yapıyor. İşte dere ıslahları noktasında çok ciddi çalışmalar var, projeler üretiyor. Bir yandan bakıyoruz evet madem bu kadar yüklü bir borcu olan belediye bunları da nasıl yapıyor? Tüm bunları topladığımızda şu an belediyenin mesela bütçe anlamında işte borç maliyet anlamında durumu nedir? Eğer kötüyse bunları nasıl beceriyorsunuz? Evet teşekkür ediyorum. Ben belki de seçim döneminde
Hani buradan bizi izleyen genç arkadaşlarımıza da, belki ileride yöneticilik, siyaset yapmak isteyen arkadaşlarımıza da bir nasihat niteliğinde olsun. Ben geldiğimde, biliyorsunuz, gelmeden önce de hiçbir zaman seçim vaatleri diye kitapçıkları dağıtmadık. Niye? Ben şundan dolayı yapmadım onu. Ben Rize'yi iyi bildiğime inanıyordum. Yıllarca İGMS başkanlığı döneminden olsun, STK başkanlıkları dönemimizden olursun ve Rize'de bir yatırımcı iş adamı sıfatıyla da olsun birçok şeye hakimdik ve Rize'nin neye ihtiyacı olduğunu zaten biliyorduk temelde. Onun için bunları eğer yapacaksanız, yaptığınız an bunların sunumunu yapmış olursunuz. Bakın, bizim şu anda da birçok yaptığımız işler var. Yani mesela bugün itibariyle bile, yani 3-5 saat önce Tophane'de 650 metrekarelik bir yeri satın aldık. Orası yaklaşık bir dönüme yakın bir yer, alınacak inşallah. Tophane mahallemizde bir cami yapımı için. Yani yaklaşık oradaki sadece kamulaştırması 1,5 milyon tutacak. Yani maaşlarıyla ilgili sıkıntıda olan bir belediye rahatlıkla 1,5 milyon verip de bir yerin kamulaştırmasını yapabiliyor. Herkese belki bahsedeceğiz. Postanenin arkasındaki kültür sokağı dediğimiz yerden biz hemen yine 1-2 milyonluk yeri aldık. Gerisini de bakanlık üzerinden alacağız. Şimdi ben bir, vaatlerle beraber çıkmak istememiştim. İkincisi de borcumuz var, şu kadar borç var, böyle bir borçtan nasıl yapacağız falan. Bu da benim için hiç önemli değildi. Borcun miktarının önemi yoktur. Tabii ki belediyemizin de borçları vardı. Miktarının önemi yoktur. Borcu sürdürebilmenin önemi vardır. Yani sizin gelirlerinizle giderlerinizi sağlıklı bir şekilde ayarlayabilirseniz, hatta giderlerinizi kısmaya, gelirlerinizi artırıcı önlemler almaya başlarsanız aradaki makas lehinize açılacaktır. Bu da size yatırım olarak geri dönecektir. Biz geldiğimizden beri en önemli şeylerden biri, mesela 1024 tane personel vardı. Şimdi dün itibariyle 960 tane personel var. Demek ki 64 taneye yakın emekli etmişiz ve bunların da parasını biz direkt vermişiz onlara. Yani taksitle alacaksın, ara sıra gel, paramız olunca vereceğiz, yok. Hepsinin kıdem tazminatı, arabuluculuk parası, hatta teşvikle beraber, çok güzel rakamlarla beraber kıdem tazminatlarını aldı, ayrıldılar arkadaşlarımız, sürelerini dolduranlar. Bu böyle devam edecek. Ama bu bize tabii ki, bu da bir tasarruf sağlıyor bir taraftan. Yine birçok ihaleli yapılabilen işler vardı. Oysa ki bizim personelimizle bunları yapabilirdik. Veyahut da araçlar vardı. Biz o araçları kendi bünyemize alsak, o hizmet satın almayı, zaten personel benim personel. Evet. Araçları da bünyeme aldığım zaman, o zaman ben bir hizmet satın almasına gitmeyeceğim. Bu anlamda çok ciddi, tekrardan girmek istemiyorum onlara, ama çok ciddi gelir kapıları oldu. Biz mesela geçen haberi oldu, işte 8 milyona yakın bir araç filosu. Evet. Bu sadece sıfırdan eklediğimiz araç filosu değil. 2002 yıllarında 2004'lü bize çok masraf çıkaran, yakıt şeyi masrafı çıkaran birçok aracı yenilediğimiz gibi sıfırdan filoya kattığımız araçlar da oldu. Ama bunlar bize ne işimize yaradı? İşte belki de ayda 600 bin lira bir tarafta, 300 bin lira bir tarafta, 150 bin lira gibi farklı farklı alanlarda aldığınız hizmetleri artık almıyorsunuz. O paralar bünyenizde kalmış oluyorlar. Bunları çoğaltabiliriz bütçede. Ben kendi özel bütçemde de, yani özel kalem bütçesinde de, başkanlık bütçesinde de %30-40'lık bir tasarruf olmuş oldu. Bunlar ve diğer, özellikle biz olması gereken bütçeleri, yani nasıl diyelim, icraat içermeyen müdürlüklerin bütçelerini daha tasarruf altında aldık. İcraatta olan müdürlükleri ise artırdık. İşte az önce dediğiniz gibi fen işleri, makine ikmaldeki işlerimiz, park bahçelerden nispeten, işte kanalizasyon, atık su vesaire, bunların daha fazla. Yani diyebilirim ki son 15-20 yılda belediyenin ortalamasının şu anda 4-5 katı üzerinden gidiyoruz. Yaptığımız imalatlarla. Bunlar bize tabii mutluluk veriyor, ama çok işimiz var. Yani altyapıyla ilgili çok biriken işimiz var. Bunlar sadece 3-4 senede, 4-5 senede bitecek gibi duran işler de değil. Ama biz ciddi bir kesimini yapmaya gayret edeceğiz. Ekonomik anlamda şu anda bizim iki tane yatırımımızla beraber bu da bize bir girdi sağlayacak. Mesela bir taraftan dağ başından at meydanına kadar olan suyu borularını değiştirirken, 25 yıllık borular olduğu için değiştirirken, bir taraftan da onun önüne türbin koyacağız ve 0.8 megawattlık bir elektrik üretimi sağlayacaksınız. Bu da sizin aylık kasanıza 250-300 bin lira da gelir getirecek anlamına geliyor. İşte organize sanayi bölgesinde bir yer alındı.
İşte o aldığımız sıfır makinelerden 30 tonluk bir eskavatörü oraya koyduk. Orada biz hizmet satın alıp da orayı 4-5 metre aşağı indireceğiz zemini. 4-5 metre aşağı indireceğimiz zemine vereceğimiz hizmet parası o makinenin kendi parasını çıkarmış olacak 1-2 ay sonra. Orada yine çay çöpünden, çay kurumuz sağ olsun 10 bin ton kur çay atığı protokolü yaptık. O çaylar inşallah şöyle Ocak, Şubat, Mart'larda başlar. Çünkü bütün biz yerleşmelerini yaptık, makinelerimiz artık yapılıyor, yeri yapıyoruz. İşte 11-12. Aylar Ocak'larda orada sistem kurulmaya başlayacak. Hep beraber inşallah bir canlı yayınla da açılışını orada yaparız. Bu hem orada 20-30 tane kişinin istihdamı anlamına gelecek ve nitelikli yani mühendis düzeyinde istihdamlar olacak. Hem de belediyemize, şimdi rakamını yine vermek istemiyorum, bir görmek istiyorum orayı. Ama çok güzel, yani dağ başındaki suyun getirisinden daha farklı, daha yüksek oranlarda bir gelir elde etmemizi mangal sağlayacak. Mangal kömürünün yapımı. Dünyada belki de Türkiye'den azından gelen ithal mangal kömürler içerisinde de kalorisi en yüksek orandaki bir mangal kömürü üretimi yapılmış olacak. Tüm bunlar bize bir taraftan gelir sağlayacak. Ama bir taraftan da icraatçı müdürlüklerimiz eliyle Rize'nin işlerini yapacağız. Biz geldiğimizden beri hiçbir gün, yani ayın 15'inde ise 15'inde maaşlar yatmıştır. Hiç kimsenin bir lirası eksik kalmamıştır. Piyasadaki borçlarımız da yani böyle bir yıllık, 10 aylık, 8 aylık borçlar artık 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık takibimiz içerisinde giden borçlara dönmüştür. Özellikle yerel esnafı biz daha çok orada korumaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde hem borç skalamızı bir taraftan döndürüyoruz, hem eski borçlar banka, özel bankalar vesaire il banktan alınanlar eriyor, hem de biz bir taraftan icraatlarımızı yapıyoruz. Burada bakanlıklar eliyle birçok projeyi takip etmek, rakamları oralardan almak. Bir ikincisi de ciddi anlamda tasarruflarla beraber bu noktaya geldik 16 ay, 17 ay sonunda. Evet. Yani biz de olumsuz hiçbir şey bu anlamda duymuyoruz. Eskiden duyardık ama şu an dediğiniz gibi maaşlar konusu veya esnaf olan borçlar konusunda falan belediyenin ödemelerle alakalı bir sıkıntı yaşadığını duymuyoruz açıkçası. Yaklaşık 18 aydır hemen hemen görevdesiniz tabii seçimden sonra. Peki hiç bu zamana kadar bir belediye başkanı olarak hani yapmak istiyorsunuz ama çaresiz kaldığınız bir an oldu mu? Yani böyle ya lanet olsun bir şey yapamıyorum, nereden bulaştım bu işe de dediğiniz anlar oldu mu? Her an hem oldu, hem oluyor, hem olacak. Çünkü sonucuna ulaşıp ulaşmamak çok şey değil. Evet, sonucuna ulaşabiliriz onların. Ve her yaptığımız işin de biz sonucuna ulaşmaya çalışıyoruz. Yani sonucunu getiriyoruz. Ama tabii ki zorlandığımız, yapamadığımız birçok işler oluyor. Ve bunları biz bakanlık düzeyinde, genel müdürlük düzeyinde de takibini yapıp düzeltmeye çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ama mesela kentsel dönüşümden, Yalıtaş'la ilgili projede, Millet Bahçesi projesinde şu sıkıyor sizi. Biz özel sektörden geldiğimiz için böyle bir şeyi yapmaya gayret ettiğimiz an artık işin hacmine göre 15 günde, 1 ayda, 2 ayda, 5 ayda tak tak onu bitirmemiz lazım. Ama bakıyorsunuz bitmiyor. Tam bitti derken bir problem çıkıyor. Onu yapıyorsunuz bir problem çıkıyor. Bakanlıklardan veyahut da genel müdürlüklerden evraklar öyle tak aldım verdim çıkmıyor. İkili ilişkilerinizi ne kadar güçlü tutsanız da çıkmayabiliyor. Doğal sürecine kalıyor bazen. Onlar bizi yoruyor tabii ki. Ama ben hep şöyle düşünüyorum. En karanlık, zifiri karanlık olduğu zaman işimde diyorum ki demek ki bu çok iyi bir iş olacak ki ben bu kadar sıkıntı çekiyorum. Bunun sonu çok iyi olacak. Onunla paralel bir mutluluk olacak diye. O bana biraz daha gaz veriyor o dönemde. Demek ki tam iyi noktadayım, iyi bir şey yapıyorum. Daha çok emek vermem lazım, daha çok yorulmam lazım ki bunun sonucu lezzetli olsun diye. Biz mesela Yalıtaş'la ilgili aylardır oradaki vatandaşlarımızın lehine TOKİ'den nasıl pazarlık yapabiliriz, nasıl yanlış yapmayız, danışmanlar tuttuk, onlarla çalıştırdık, sözleşmeleri onlarla yaptık. Aman ha vatandaşın her şeyi lehine çevirelim diye. Çarşıyla ilgili aynı yaptık, projeleri değiştirdik, mimari, statik her şeyine dokunduk. Keşke başka gözlerle baktırdık mühendislerle. Vatandaşımız bize yarın şurayı şöyle değil de şöyle yapsaydınız daha çok
bizim için olumlu olurdu. Bunları olmaması için çok gayret ettik. Bunlar tabii bizi yoruyorlar. Terminalle alınması mesela, yani onu biz benim anlattığım kadar kısa olmuyor onlar. Bir yıl boyunca size diyorlar ki tamam işte şunu yapabiliriz size. Hemen gidiyorsunuz orman müdürlüğüne veyahut da tapu genel müdürlüğüne. Diyorsunuz ki bak bunu böyle yaparsanız biz alabiliyoruz. Onlar diyor ki hayır bu böyle değil. Mevzuatta şöyle şöyle yapmanız lazım. O genel müdürlüğe gidin şöyle bir yazı yollasınlar bize. Gidiyoruz o genel müdürlüğe. Hani bazılar bu genel müdürlüklere gittiklerine fotoğraflarlar da. Benim Ankara'da ayda iki kez Ankara'ya gidiyorum. İl Bank'ın yönetim kurulu üyesi olduğum için. Gidiyorum ve her gittiğimde ben bir sürü görüşmeler yapıyorum ama onlar bende saklı görüşmeler. Onlar Rize'ye meyve olarak geri döndüm ve mutlu oluyorum. Yoksa oradaki görüntümün görünmesi, bilinmesinin bir esprisi olmadığı için. Oraya gidiyorsun, o diyor size ki tamam ama biz böyle yazamayız onu. İşte burada bıkıyorsun bazen, diyorsun herhalde olmayacak. Sonra diyorum ki hayır hayır ben devam edeyim. Bu demek ki zor bir iş. Yaparsam büyük bir iş başarmış olacağız. Ve Allah'a şükür terminalin 8,5 dönümlük alanı hazineden artık Rize Belediyesi'ne dönüşmüş oldu. Yine Zihinler Çay Fabrikası'nın yanındaki karayollarının 12 dönümlük arazisi cüzi bir paraya Rize Belediyesi'nin tapusuna geçmiş oldu. Ve böyle sayabileceğimiz birçok yer. İşte eski Sağlık Müdürlüğü ile Orman Müdürlüğü'nün yerini dikkat ettiyseniz sağlığın yerini yıkıldı. Yıkılmadı. Biz belediye olarak yıktık orayı. Çünkü artık bizim orası. Ormanda taşınınca orayı da yıkacağız. Ve orada inşallah üstü güzel bir park alanı, altı belki otopark gibi bize nefes alabileceğimiz bir alan kazandırmış olacağız. Yani ben elimden geldiğince hem sosyal donat alanlarıyla hem sahilde dokunduğumuz yerlerde kamusal alanları, vatandaşın özgürce gidip dolaşacağı, hani her gittiği yerden ne içersin ne yersin sorulmayacağı alanları çoğaltmak gayreti içindeyim. Ve bunları da benim dönemimde inşallah çoğaltacağız bir tarafa. İnşallah. Sayın Başkanım, terminal demişken de birkaç tane siyasi konuk aldığımızda terminal esnafıyla sohbet ettiklerini dile getirmiştiler ve bayağı bir şikayet durumu söz konusuydu. Bir cep terminali düşünüyormuş Rize için ama tabii Rize için yeterli olur mu, böyle serzenişler var, ne olacak, ne bitecek ki terminal de Rize'nin böyle yılan hikayesine dönen bir mevzu. Yıllardır vallahi yapılacak, yenilenecek. Cep terminali deyince hafızalarında ne kadar büyütüyorlar, ne kadar küçültüyorlar bilmiyorum ama mevcut cep terminali dediğimiz mevcut bizim terminalden belki bir iki kat daha büyük olacak. Evet. Bu cep oluyorsa zaten mevcudu yeniyordu, yetiyordu. Bundan daha büyük olacaksa bunu artık cep denmez. Biz diyoruz. Ya aynı yerde mi düşünüyoruz? Hayır, hayır, hayır. Aynı yerde olmayacak. Onu da bak şöyle söyleyeyim. Biz 2-3 tane yerimiz var. Yani düşündüğümüz. İşte az önce dediğim Zihniyet Çay Fabrikası'nın yan tarafını. Diyoruz ki acaba buraya olabilir mi? Ama köhne mi olur burada? Yine sahilde bir iki noktamız var. Deniz tarafı da olabilir, kara tarafı da olabilir. 2-3 tane noktamız var. Bunlar da biz elimizden geldiğince mühendis arkadaşlarla sokaktaki oturduklarımız yerlerde de bir anket tarzında da soruyoruz. Acaba sizce neresi falan diye. Bunu ben birçok kişiye de diyorum. Mesela bunu tartışan, istişare edenlere de söylüyorum. Hadi siz de söyleyin diye. Mesela ben dün bir siyasi partimizin yönetim kurulundaydım. Orada da söyledim onu. Ama aynı karede veyahut da gidiyorum bir esnaf grubunda 5-10 kişi otururken orada da soruyorum onu. Bakıyorsunuz ama orada bile 5 kişi 5'i farklı şey söyleyebiliyor. Şimdi bu kadar farklılıklar içerisinde siz bunlardan bir tanesini yapacaksınız. Demek ki dördü tarafından da eleştireceksiniz yani. Rize'de memnun edemeyeceksiniz. Edemiyorsunuz ama biz şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki terminal Rize'nin giriş tarafında olur. Neresi? Batı tarafı. Neresi? İşte Çiftekavak'ta Ali Paşa arasında. Ve bu hat üzerinde ya kara tarafında olacak ya deniz dolgusunda olacak. Yer bakmaya çalışıyoruz. Var da bir iki tane alternatifimiz. Projemizle biz bir taraftan çizdiriyoruz zaten. Bu projeye uygun olarak yine takriben 10-12 dönüm üzerinde mevcut bizim bina 1500 metrekare üzerine mesela duruyor. Yeni terminal 2500 metrekare üzerine oturacak. Ve altlı üstü kullanabileceksin vesaire, birçok artıları var da. Ama adı cep olunca insanlar böyle küçücük herhalde bir şey zannediyor. Yani öyle bir şey değil, normal bir şehir terminali olacak. Belki cepten kasıt şu deniyor, artık Türkiye'de birçok yerde şehirlerin doğu ve batı yakalarına yahut da kuzey güney yakalarına cepler yaparak hem o bölgeden gelen köylerden, ilçelerden minibüsleri de oraya alıyorlar, hem şehir terminal anlamında da kullanıyorlar. Bizim de böyle bir yapı olacak.
Ama Turgay Bey, Rize'de sıkıntı, bakın, ne bütçe bulabilmek, ne proje üretebilmek. Rize'de problem yer üretebilmek. Evet. Yer üretebilmek. Yani biz keyfimizden dolayı denizin üzerine dolgu yapmıyoruz. Yer yok Rize'de. Aa, şimdi bunu deyince herkes diyor işte, ya dağlardan yukarı. İşte, hadi buyur. Şey, içe açalım. Diyor, hadi buyur diyorum. Ama. Dağlardan yukarı çıkalım. Hemen mesela Ortapazar Vadisi. Benim de hoşuma giden o Pehlivantaşı Ortapazar'a doğru vadi. İşte Salah Vadisi denilebiliyor. Ve hatta Pazarköy'e doğru o vadi denilebiliyor. Ama arkadaşlar, buralarda bile paha biçilmez değerler biçiliyor. Kamulaştırması maliyeti yok. Tabii kamulaştırması maliyeti bir. İkincisi, artık yer deyince 100 dönüm, 200 dönüm, 300 dönüm yerlerden bahsediliyor. Böyle yerler yok. Bir de iç bölgeye yapabileceğin ve yapamayacağın işler vardır. Yani kamu yatırımlarını yapabilirsiniz, dairelerini taşıyabilirsiniz. İşte taşlardan yukarıya doğru kaldı ki bak, adli tıp karşıya kuruldu. Bu tarafta şimdi Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Müdürlüğü vesaire kuruluyor yani. Daha da gelecekte yenileri kurulacaktır. Güney Çevre Yolu üzerinde Küçükköy'den yukarı, Bıldırcı'ndan yukarıya da kurulacaktır muhakkak ki. Geldikçe de kurulacaktır. Ama terminal gibi yerler, bunlar muhakkak ki ana aksların üzerinde olmasını istiyor. Şehrin giriş ve çıkışındaki ana akslar üzerinde. Yani zor. Yani ben Rize'de dışarıdan gelmiş, yeni gelmiş biri değilim. Ya. Ben Rize'nin taşını, toprağını, köyünü, mahallesini, benden kim konuşacaksa, soracaksa hepsinden daha iyi. Ben o yerde ne var, ne olduğunu da biliyorum. Burada da bak, çok iddialı konuşuyorum bunu. Evet. Bana da sokakta gezerken biri desin yani, başkanım ha burada bir yer var, hadi gel orayı yapalım. Ben oranın bütün hikayesini anlatayım ona. Olur mu olmazım. Bu kadar zaten, bak rahat. Ramazan'daki yayınımızda hangi soru gelirse gelsin, yani duymadığım mahalleler, sokaklar gibi bir şeyler geldiğinde hemen bir cevap vereceğiz yani bu sorulara. Niye? Biz dert edinerek bakıyoruz. Mesela ben mühendis değilim ama çarşıdaki yapacağımız kentsel dönüşümün olsun, yal taşın olsun, bütün kolon genişliklerinden tutun da dükkan cephe genişliklerine kadar, mimari projeye kadar, otoparkın nereden girecek, nereden çıkacak, caddeye ne etkisi olur, aksa nasıl etkisi olur, hepsine rahatlıkla cevap verebilmek. Bunlarla ilgili arkada 5-10 saat, 50 saat, 100 saat bir toplantıların sonucunda oluyor seninle. Böyle birinin aktarmasıyla, kağıdından okumasıyla olmaz bunlar. Ama biz Rize'yi sevdiğimiz için, Rize'yi dert edindiğimiz için bunlarla ilgileniyoruz. Yine de ilgileneceğiz. Yeter ki hep beraber Rize'yi sevelim. Rize senin sloganın arkasında, Rize'ye sahip çıkalım. Bu önemli. Evet, en sonki bir basın toplantısı da zaten bir kez daha vurguladınız. Daha önce de sıkça dile de getiriyordunuz. Yani ben bu sokakta, belediye başkanlığını bıraktıktan sonra bu sokakta tabii olacağım. İnsanların yüzüne bakacağım. O yüzden de daima ben esnaftan tabii, yana, vatandaştan yanındayım. Yana tabii, daima tabii durmak durumundayım. Bu da çok önemli bir cümleydi. Evet. Sevgili başkanım, biraz projelere değinelim bu sefer. Şimdi belediye blokları çok önemli bir durum. Zaten hele belediye bloklarıyla birlikte birkaç proje daha Rize'de başladığında adeta şantiye alanına dönmüş olacak merkez alanı. Ve ciddi projeler bunlar. Uzun dönemde de yayılacak belli. Ama belediye bloklarıyla ilgili kimi konuk aldıysak veya sokakta bizi gören insanlar da hep bir endişeyi dile getiriyor. Yani hala bizde doğru düzgün bir şey anlatılmadı. Ne olacak, ne bitecek, işte nasıl yer gösterilecek, dükkanlarımız daha sonra bize nasıl iade edilecek. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Bir de tekrar sizin ağzınızdan son gelişmeleri öğrenelim. Yani ne zaman başlayacak ve süreç nasıl ilerleyecek? Turgay Bey, aslında tabii esnafımız bu serzenişlerin birçoğunda haklı. Şöyle haklı. Yıllardan beri yapılacak, yapıldı, yapılmıyor, yine yapılmayacak, yine yapılacak gibi hezeyanlarla beraber geldi. Ama biz ilk günden beri hep şunu söyledik. Bu proje yapılacak. Bu proje yapılmasa bile biz yine gelip bunu size söyleriz ki bu proje yapılmıyor. En azından ben söylerim yani, bu proje yapılmıyor. Bir işaret görsem. Ama bu proje yapılacak. Fakat biz çok, TOKİ'yi biz çok yorduk. Yani TOKİ bizden, Ankara'dakiler bezmiş yani. Bakma yani, Cumhurbaşkanımızın şehri Rize şehri olduğu için, siyasilerimizle beraber hep devamlı bu işleri takip ettiğimiz için çok bir şey demiyorlar. Bütün projeye her şey değişti yani. Değişti, sürekli değişti, sürekli değiştirdik. Rakamları, vatandaşın lehine yenilenme rakamlarını düşürdük. Şimdi mesela çok güzel bir şey yakaladık. Kira bedellerini çok yüksek hale getirmeye gayret ettik. Efendim, taşınma maliyetlerinin birçoğunu işte TOKİ ile halletmeye çalıştık vesaire. Bunları söylediğimiz zaman taşınmayla ilgili, yani bir lokasyon gösterip doğruya taşınmayla ilgili de birçoğu vazgeçecektir.
bu rakamları söyleyince. Peki niye söylemiyoruz bunları? Niye yazılar henüz yollayamadık? Bugün bile öğleden sonra, sizden sonra bana karayollarının hani Pazaryolu Caddesi diye kamulaştıracağı bir alan vardı ya, AYN'e evet. Türksel olduğu yerin öyle arkaya doğru, Hapeloğlu'nun kenarına doğru. O cadde üzerinde mesela onları TOKİ eliyle alabilir miyiz diye uğraştık. Karayolları eliyle değil, TOKİ eliyle alalım, vatandaşın yine beyine hamle yapalım diye. Öğleden sonra onlar rakamlarını getirecekler bize. Rakamları bakanlık eliyle son günlerde işte imzadan çıkmasını bekliyoruz artık. İmzadan çıktığı zaman bu ne kadar yenilenme parasına gelecek, ne kadar kira bedeli alacak, ne kadar taşınmadan dekorasyonla ilgili bir para alacakları öğrendiğimiz an, hem ben onlara biraz sağlamcı belki olduğumdan dolayı o zaman kağıtlar yollanacak ve onları da bir bir çağırıp GEDAŞ, yani bakanlığın yetkilileri bilgilendirecek. Bizim bu kadar olaya girmemizin sebebi yine az önce dediğim esnafımızın yanında olma duygumuzdan dolayı. Yoksa ben yani normalde burayı, Rize'yi tanımayan, bilmeyen böyle bir başkan olsam derim kardeşim karar verildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle burası riskli alan ilan edildi. Acile kamulaştırması da çıktı. Ben otururum yerime. TOKİ yapacak parayı biz vermeyeceğiz. Ben sadece orada şeyim, ben de müşteriyim. Benim de %23'lük yerim var orada Rize Belediyesi'nin. Evet. Onun nedir? Savunucusu, hak savunucusu falan olurum herhalde. Kenarda otururum. Ha, biz her şeyine müdahale ettik. Ve ben buradan yine diyorum. Rize'de gerek Yalıtaş'ta gerekse çarşıda yapılacak her projede belediye olarak takipçisi olacağız bunlar. Yani sonrası bize geliyor çünkü. TİM evet. örneklerinde olduğu gibi. Her şeyinde vakıf olacağız ve sahada olacağız. Bunun için de ben kendimize sinen, insanlarımıza anlatabileceğimiz projeler anlatacağız. Buna rağmen yine üzülmeler olacaktır. Yine işte efendim haksızlıklar oldu, şu oldu, bu oldu denilecektir. Çünkü 50 yıllık bir şerefiyesi olan, 50 yıllık bir mimari tipi olan alanları değiştiriyoruz, başka bir hale sokuyoruz. Tabii Rize'nin de ekonomik anlamda çok önemli bir noktası. Tabii %30 ticaretin kalbinin attığı yer. Ve burayı çok hızlı zamanda yapmayı biz çok dayattık. Hızlı zamanda yapmamız lazım. Yani bir yıllık bir zamanda. Bir kat otopark vardı, onu iki kata çıkardık şimdi. Çünkü aşağıda yoksa çok az araç alan bir yer olacak. Orada yaklaşık 300-400 üstte ofis olacağı bir yerde siz 100 tane 200 tane otopark değil, en az değil mi 400-500 tane bir otopark alanı var etmeniz lazım ki değsin bu işe. Tüm bunlara kadar iyi ki de bu kadar biz bekletmişiz. Proje daha olgunlaştı, hatalar daha çok gözüktü, daha çok revizeler yapıldı. İnşallah bakanlıktan onaylar çıkar çıkmaz hem biz yazılar yollayacağız hem de vatandaşımızla birebir artık konuşup bu işi halloluna sokacağız. Bu artık bir ay önce oldu, sonra oldu. Buralarda değiliz. 15-20 yıldır beklenen bir projeyi bir iki ay öteye attım, beriye çektim. Bunu tartışacak da değiliz. Yeter ki proje olgunlaşsın, iyi bir kıvama gelsin, vatandaşımızla memnun edeceğimiz bir yere gelsin. Ha olaya başka bir taraftan baktığımız zaman hani vatandaşlarımız işte diyor yani işte olacak olmayacak ya da ne olacak yine. Biz buraya karot aldırsak belki bahsedeceksin işte deniz sitesi taşlardaki yan yatan binalara karotlar aldırdık. Oralarda da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı eliyle. Ama bunları kim kanala sokuyor? İşte vekilimiz, il başkanımız, Rize Belediyesi hararetle bu projeleri kanallara atıyor. Ondan sonra hareket geçilmeye başlanıyor. Yoksa kendi kendine oluşmuyor bu işler. Evet. DSE'nin bu kadar Rize'ye yatırımı, geçen hafta 20 milyonluk daha bir ihaleye sokup da dereleri düzeltecek olmamız, tersi bentleri yapmamız, bugüne kadar yapılmayan bu işlerin bugün bizde ekonominin Türkiye genelinde de çok kıt olduğu bir dönemde yapılıyor olması, bir ivme verilmesi, bir uğraş, bir netice işte dert edinme sonucunda hadiseler hayata geçiyor. Burada çok mütevazı olmayalım değil mi? Yani koşturuyoruz onları. Yine İPA projesi, işte bir sürdürülebilir şehirlerden, Dünya Bankası'ndan bir 100 milyonluk kredi 2021'de hayata geçip suyu halledeceğiz. Bir sürü böyle hali hazırda yaptığımız çalışmalar var. Birçoklar bize şunu da diyor, ben onu da duyar gibiyim. İşte 18 ay oldu, hani işte ne var işte bir sahilde fantom uçağı kondu, bir de bisiklet yolu yapıldı, bu mudur yani falan. Hayır, altyapıyla ilgili bir sürü işler yapılıyor ama bizim her yerle ilgili projemiz var. Projeleri biraz da birbiri bekletiyor. Millet Bahçesi oradaki müdahalemizi bekletiyor. Millet Bahçesi yapacağız. Bu hafta içerisinde chatler bütün kurumlardan alınıyor. Yani neredeyse 14 aydır uğraştığımız bir şey.
bitiyor. Cumhurbaşkanımızın en son gelişinde onayını da aldık. İnşallah oradaki şey yapılır, taş takibat yapılıp hemen Çevre Şehircilik Bakanlığı eliyle proje hayata geçirilecek mesela. Cephe iyileştirmeleri yaklaşık 2-3 aydır, 3-4 aydır parası 1 yıldır bizde. Parası 1 yıldır bizde. 3-4 aydır projeler önümüzde. Ama en son 2 hafta önce Konya'dan bir mimar daha çağırdı. Bizim yaptığımız projelere bir de siz bakın. Park otelini oradan düşünün. Orta caminin girişine kadar ki bütün o dükkanların hepsi. Hepsi yapılmış. Ve çok yüzlü bir katkı payıyla beraber cepheler mükemmel hale gelecek. Proje hazır, her şey hazır, para hazır. Ama biz, biraz eski bir proje, sizden önce bir aslında projeydi ama artık hayata geçecek diyorsunuz. Tabii tabii, yani bizim elimizde. Biz sadece en son bakanımız dedi ki bir mimarla daha gözüyle görün buraları falan filan. Onun için beklettik. Sosyal tesisler, hepsi elimizin altında, bütçemiz hazır. Ama sırf eleman almayalım diye dışarıdan kilitlendik orada. Ve pandemi süreci oldu, durduk. O konulara parça parça girelim. Evet. Belediye blokları ile ilgili son bir soru daha sorayım o zaman size. Taşınma süreçleri dediniz ya, sonuçta orada biz çok esnaf var. Hani üstteki ofisler belki başka yerlerde bulunabilir ama kafeler, önemli restoranlar var. Yani bunlar başka yerlerde mi ticari faaliyetlerini devam ettirecekler yoksa bir kısmı devam ettiremeyecek mi? Şimdi Turgay Bey şöyle, işte ben tam az önce onu anlatmış oldum. Kira yardımları duyulunca, yani daha önce çok komik rakamlardı, 800 liralar gibiydi. Kira yardımları 30 metrekare, 70 metre, 150, 200 neyse metrekaresine göre kira yardımları. Ve dekorasyon taşınma rakamları duyulduğunda ben düşünüyorum ki birçok esnaf bize emniyetin orada hani prefabrikleri yapacaktık. Oradan ziyade bir dükkan kiralayıp gidecek. Bir kısmı da şunu bekliyor. Büyük işletmeler, yani lokantalar içerisinde olmak üzere diyorlar ki eğer bir yıllık, yani 12 aylık, 14 aylık bir sürede bize burayı siz teslim edecekseniz biz o zaman hiç başka bir yere gitmeyelim. Niye? Bu dekorasyon masrafını buraya yapmaya değmez. Ben personelime 14 ay, 12 ay maaş veririm. Bekletirim onları. Daha sonra burası da direkt girer, yapar. Bu da mantıklı bir şey. Çünkü bir yıl kısa bir süre. Ölü bir ticaretinde, ölü bir döneminde geçecekse. Bunu düşündüğü için bence birçoğu bu rakamları duyduktan sonra tavrı ona göre şekillenecek. Ne yapacağız biz ona göre? Belki birçoğu başka başka yerlere gidebilecek yerler. Bazıları, mesela Kale Market gibi düşünün, yaklaşık 10-15 tane dükkanı bir araya getirmiş bir market, yeni bir yer buldu, oraya gidiyor. Lokantaların bazıları görüştüğü yerler var ama biz onlarla görüştüğümüz zaman hemen bir ay içerisinde boşalan Emniyet Müdürlüğü'nün valilik tarafına bakan cephesindeki kör nokta yol biliyorsunuz. Orası ve emniyetin önündeki yerlerde hemen mevcut dükkanlarının 1/2 büyüklüğünde bir yer hazırlayıp bir fabrikten hemen sunabiliriz onlara. Oraya taşınabilecek esnaf, yani yapılan işletme türü de var. Taşınamayacak olanlar da var. Bunlar da yerlerini o kirayla çok rahatlıkla bulacak diye inanıyoruz. Evet, sahildeki dolgu alanına gelelim Sayın Başkan. Orada daha öncesinde, sizden önceki dönemde bir külliye projesi hazırlanmıştı ama sonrasında bu proje millet bahçesine dönüştürüldü. Çay çarşısının çalışması da devam ediyor ama tabii orada ciddi bir de dolgu sizden önce başlamıştı ama şu an yoğun bir faaliyet var dolgu anlamında. Aslında merkezi denize mesafesi biraz daha uzatıyoruz, uzaklaşıyoruz ama çok önemli, güzel bir şey olacakmış gibi de görünüyor. Aslında orada onun esnaflar animasyonu var. Da vardı. Belki onu da göstereceğiz ekrana şimdi. Ya millet Bahçesi. Millet Bahçesi'nin animasyonu var mı, resmi var mı verdim arkadaşlar? Var, bilmiyorum. Şimdi yayınlanacak. Yani şimdi birincisi orada sadece külliye alanıyla ilgili bir takimat yapılmıştı. Ha, mesela şimdi bak görüntüde herhalde izleyenler de görüyorlar evet, bunu. Evet. Ya burada sadece taşlarla bir boş yer yapılmış. İçi de boştu. Oysa ki oranın başından sonuna kadar bütün hepsi geçmişte başlamadı. Bizim dönemde dolduruldu. Geçmişte sadece taş kısmıyla bir caminin yapılacağı alan taşla doldurulmuş. Onun içi de boştu. Dış taraflar zaten boştu. Biz dereleri de kanala göre açtık önlerini. Dereler çünkü kapatılmıştı önleri ve koku oluyordu oralarda. Derelerin de önlerini açtık. Ve yaklaşık 40 dönüm yeri doldurmuş olduk. Yine ileriye doğru, Çaykur'un önündeki o mendireye doğru saplanacak bu dolgu. Yaklaşık 80-90
metre mevcut sahilden dediğin gibi denize doğru biraz daha çıkmış olacağız. Ancak sahil şu andaki gibi ne işgal altında olacak, bak bunu rahatlıkla söylüyorum, ne işgal altında olacak sahil, ne de orada taşlar olacak yürüme bandının önünde. Sıfır kordon olacak. Yani onun için sahilde tabii olta balıkçılığı yapabileceksin, gezebileceksin, temizse atlayıp yüzebileceksin. Boğaz'daki kordonu düşünün. O şekilde proje, o şekilde. Bu bizim yaptığımız şu andaki fiiliyatı gösteriyor. Sahilin Millet Bahçesi projesi animasyonuyla yapıldı. Üzerine revizyonlar yapıyoruz yeniden. O da var. Görselleri de arkadaşlar daha sonra verebilirler size. Buradaki bu otoparklar, dolmuş durakları vesaire bunlar yarım alta inecekler. Alta 1,5 metre mevcut düzlüğün zeminin altına inecekler. Üstleri yine rekreasyon alanı gibi gözükecek. Böyle beton yığını, otopark yığını gibi bir görüntü olmayacak burada. Çok güzel. Cami, bilim merkezi, kent müzesi, yine sosyal tesislerimiz. Bugün orada hak sahibi olan insanların sosyal tesislerini ama sahilden bir 15 metre genişliğinde bir yaya kaldırımı düşünün. Ondan bir 5 metre yeşil kordon düşünün. Onun arkasında olacak şekilde, yani denizden 20-25 metre içeride olacak şekilde ama bugünkü bulundukları yerden daha denize doğru olacak şekilde çok güzel yine sahilde alanlar yapılacak. Önlerinde çıkmaları olacak ve nezih bir ortam olacak orası. İnsanların rahatlığıyla gezeceği, dolaşacağı, özel güvenliğin, zabıtanın, polisin 24 saat görev yapabileceği mükemmel 400 dönümlük bir yaşam alanı olacak orada. İnşallah ışıklandırması da güzel olur. Tabii bu bununla böyle tabii şu an mesela. Hatta itfaiyenin doğu tarafında, yani çay çarşısının batı tarafında bugünkü balıkçı halleri vesaire, o toptancı olan yerler tamamıyla gençliğe yönelik efendim basket sahaları, kaykay pistleri, yine küçük bir gençlik merkezi gibi bir alanla beraber orada gençlerin eğlenebileceği, ön tarafında lazer su gösterilerinin yapıldığı, fuar etkinliklerinin yapılacağı büyük bir yeşil alan olacak. Onunla beraber inşallah başarabilirsek kendi dönemimizde, ki öyle gözüküyor, önümüzdeki senede artık start verebileceğimiz bir proje haline geldi. Burayı bitirince Rize'nin nefes alacağı güzel bir yer olacak. Başka sosyal tesisler var mı mesela? Var. Bir tanesi bak hemen Boğaz'ın karşısında, yani üniversitenin yaptığı dolgunun yan tarafında yapılan dolguyu Rize Belediyesi yaptı. 10 dönüm yeri doldurduk taş takimatıyla. Daha önceden belediye böyle takimatlarla falan filan çıkıp da bir şey yaptı. Evet, burası yani sadece bizim kendi imkanlarımızla yaptığımız bir yerdir. Burada deniz feneri figüründe bir sosyal tesis yapıyoruz. Yani sosyal tesisin figürü de deniz feneri olacak. Ve orada yine bir gemiyi almıştık. Deniz yollarından büyük bir gemi şu anda limanda duruyor. Onun sergileneceği karada, çünkü antika artık olmuş, bir alan. Yine çocuk eğlence alanı olacak orada ve sosyal tesis olacak. Kenarında yine plajı koruyacağımız bir alan olacak orada. Bunu da başlayacağız. Yani bir ay içerisinde bunun rulo çalışmaları falan, inşaat çalışmaları işlemler başlar. Dediğim gibi bunlarla ilgili paramız hibe olarak alınmış. Ama yapamıyoruz. Niye? Sosyal tesislerimize biz kendi bünyemizden garson çıkaracağız dedik. Evet. Halen bu çalışma devam ediyor. Burası yat limanının olduğu yer değil. Neresi? Bu kadınlar plajına geçtik galiba. Aha, kadınlar plajına, pardon, Alipaşa'ya geçmişiz. Oradaki mendireyi de biz yaptık yine kendi imkanlarımızla. Ve orada sadece kadınlara ait bir plaj, şezlonglarıyla sabah kahvaltı yapabileceği bir pozisyonda, arkadan ağaçlarla yeşillendirdik orayı. Orada bir kumsal yaptık. Kumsalda plaj voleybolu yapabilecek bir alan yapıldı. Konforlu bir alan oldu. İnşallah bunun Rize tarafına da, Alipaşa Mendireği'nin Rize'ye doğru, Çifte Kabağa doğru, şu andaki Mendireği'nin ucu Rize Çifte Kabağa doğru, oraya doğru da orayı bu yıl içerisinde ihaleye alacağız. Bu bizim yaptığımız mendirek. Rize Belediyesi'nin yaptığı. O diğer taraftaki mendireyi de 300 metre Çifte Kabağa doğru uzatıp orası da Çifte Kabağa kadar dolgu, müthiş bir doğal halk plajı olacak. Yani mevcut Çin Belediye'nin hani sosyal tesisleri var orada. Orası güzel bir alan olmuş olacak. Burası Alipaşa'dan yapılan aşamalar. Yapıldığı aşamalar şu anda yeşillendiriliyor. Bir sosyal tesis yapıldı orada. Aşağıya doğru yeşillenince daha güzel olacak tabii. O cephe. Evet, ya yani bunları bizim için fiziksel, parasal anlamda, maddi anlamda yapmak bizi hiç yormuyor. Yer, zaman,
personel, nitelikli personel oraya ikame etmek, bunlar bizi yoruyor. Belki görselde var, bilmiyorum. Yat limanının yeri var. İşte burası yat limanı. Burada biliyorsunuz bir F-4 uçağı çok konuşuluyordu. Onu koyduk ama öyle soyut kalmayacak. Onun yanına bayrağımız, işte şehitler anıtı vesaire gelecek. Bir tören alanı olacak. Bu yat limanında da buraya doğru biz daha önceki yamaç paraşütünün oradan buraya doğru buranın takimatını yapıyoruz. Kumsal yine önü olacak. Ama şu alan, bakın şuradan karşıya doğru, ileriye doğru komple orası kapanacak. Orası da yine kamusal yemyeşil alan olacak. Hiçbir tesis olmayacak üzerine. O çimleri de alacağız. Yamaç paraşütünün çimleri de çıkacak. Zemin çok kalitesiz. Orayı da kazıyacağız. Komple bu alan insanların serse serse oturup oynayabileceği, uçurtma uçurtabileceği, yamaç paraşütünün işte inebileceği bir alan olarak yine deniz tarafında belki yürüyüş bandı yapılabilir. Böyle bir yer olarak tasarlanıyor. Hiçbir şey olmayacak üzerine. Yemyeşil bir alan olacak. Isırlık parkı, ısırlık mesire alanı, tabii biz gelince de aynı çıplaklıktaydı. Tabii çok eksikleri var buranın hala. Kanalizasyon. Ama insanlar ara ara gidip orada gene mangal yapıyorlar. Yapıyorlar. Biraz kontrolsüz oluyor şu anda. Biz yakın zamanda teslim alıp şeyini yapacağız, korumasını. Biz orada halen işlerimiz var. Ben yeni dönemde de geldikten sonra bir 2 milyonluk daha Orman Bakanlığı'ndan yatırım aldırdık oraya. Şimdi bir 3 milyonluk daha istiyoruz oraya. Ya buranın çok bir hale gelmesi lazım. Bak bugün şimdi size gelmeden önce Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuşuyordum. Büyük ağaçlar istiyorum. Yani burada biz 200 bine yakın ağaç diktirdik ama 50 santim, 30 santim. Yani biz göremeyeceğiz onların büyümelerini. Onun için ben şimdi böyle 6-7 metre boyunda ağaçlar istiyorum ki çabucak yeşillendirelim. Şöyle 5 sene sonra yeşil bir alan görelim ve burasını bir botanik bahçeye çevirelim. Yine bugün Tevafuk kuş çeşitliliği için, kuş gözlem noktası oraya kurabilmek için milli parklarla konuştuk. Yardımcı olacaklar bize. Çünkü burası Nisan-Mayıs ayında bu vadi vahşi kuşların uçuş alanına seyir oluyormuş. Onu da yeni öğrendik. Öyle bir yer hemen istedik oraya. Ve buraya gidince insan 4-5 saat dinlenebileceği, hatta bunun hemen yakınında Orman Bakanlığı'nın 50 dönüm daha yeri var. Orayı da alıp bir macera parkına. Yani bunlar hep planladığımız, yaptığımız işler. Ama buradaki sıkıntımız yine dediğim gibi personel. Bu sosyal testleri ikame edeceğimiz personel en az 15-20 tane. Ve bunları sağlıklı işletebilmek. Yani atıl hale düşmemesi bizden sonra dahi olsa. Ya bunların en kolay formülü birine verip hemen yaptırmak. Ama bu benim hoşuma gitmiyor şu anda. Evet. Evet, Bozukkale'de de bir deniz. Bozukkale'de de dolgumuz var. Yani denizi bayağı dolduruyoruz. Bozukkale'de de dolgumuz var. Bozukkale'de inşallah o limanın yan tarafına balıkçı, bu toptancılar vesaire, buradaki işte alanlar oraya gidecek. Başka Rize'nin içerisinden çıkarmak istediğimiz meslek gruplarına da oralarda yer verebileceğiz. Orası da bir üst geçit projesi de var orada. Yani bu tarafa geçip rahatlıkla otobandan geçirebileceğiniz onlarla beraber, ama bu biraz da orta vadede bir projemiz olarak duruyor. Evet, başkanım, dere ıslah çalışmalarına kısacık değindik ama şimdi sahildeki dolgu yapılırken benim aklımda şu var. Evet, iç taraflarda dereleri genişlettiniz. Bu sahil çok güzel. Sahilde de önlerini açtınız ama yol kısmında, o yolun altında, yani Karadeniz sahil yolu altında derenin şeyi küçük şimdi değil mi? Yani şöyle, oralar genişletilemeyecek mi? Tabii Turgay Bey, bakın bir olayı iyi mi kötü mü, yapılanlar iyi mi kötü mü diye tartışabilmemiz için, yaptıklarımızın doğru mu yanlış mı olduğunu anlayabilmemiz için büyük fotoğrafları görebilmemiz lazım. Büyük fotoğrafın geçmişini, şimdiki halini ve geleceğini de görebilmemiz lazım ki bizim bu kısa dönemde yaptıklarımızın bir faydası var mı yok mu? Faydası lüzumsuz olduğunu bir şöyle iş mi gördüm. Yapılıyor? Mesela Paşakuyu'daki dere bendiniz bu son yağmurda önemli bir şekilde. Tabii koruma yaptı. Yaklaşık koruma yaptı 70 kamyona yakın. Bakın o Birit'in kafası yer tuttu. Bunu çoğu vatandaşımız da bilmiyor. Orada bayağı büyük bir baraj yapılmış oldu. Şimdi bunun aynısını Dalyan'da yapacağız. Müftünün yukarısında yapacağız. Yakaladığımız derelerin kafasında yapacağız. Bakın burası
Yaklaşık şu yağmurlarda, işte 15 gün önceki yağmurlarda 70 kamyona yakın malzeme. Peki burası olmasaydı ne olacaktı bu malzeme? Bugünkü istikbal mobilyanın oradan aşağıya doğru Azdis Ağlığı'nın oradan beri doluşacaktı. Ve doluşan o malzeme kadar önce oldu 2011'deki mu? Gibi taşıp Orman evet. Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü o alan Ekremoğlu'nun mahallesini kaplayacaktı. Bunun böyle bir faydası var ve bunları biz zamanla çıkaracağız malzemeyi. Sadece su akacak. Bir de ne yapıyoruz? Mevcut yaptığımız genişlikleri hep 2 metrenin üzerinde, 2,5-3 metre yüksekliği olacak ki bizim makinelerimiz içerisine girip rahatlıkla oradan 3-4 ayda bir makineye at, bir günde temizlesin onu. Ama baraj yaptığımız için biz oraya birikler, tersiplentileri yaptığımız için zaten su akacak aşağı doğru. Daha şey akmamış olacak. Ama bunlar vatandaşımıza çok eziyet veriyor. Esnafımıza çok rahatsızlık veriyor. Bundan dolayı biz de üzgünüz. Hızlı yaptırmak için uğraşıyoruz. Çok da başarılı olamıyoruz orada hızlı yaptırmakla ilgili. Ama beni mutlu eden tarafı 50 yıllık yapılmayan işlerin yapılıyor olması. Bırakın 5 ay, 6 ay uzamasını. Elimizden geldiğince ben kendim gidiyorum oralara sıkıştırıyorum arkadaşlar ama hem DSM karayolları eliyle yapılanları bu kadar hızla gidiyor şu anda. Yeni derelerimizi inşallah daha tecrübeli, daha hızlı yaparız. Ama bunlar geç de olsa, zarar da verse, vatandaşa kısmi eziyetler de verse, en azından şu pandemi döneminde oluyor olmaları bile çok bir şans. Evet. Buraları açmamız lazım ki işte Dereli gibi, başka yerlerdeki gibi felaketler yaşamayalım. Bunlar büyük projeler. Yani DSİ ile yapacağımız ve yaptığımız projeler. İşte belediye olarak ne yaptınız 18 ayda evet. diyenler için aslında bunlar önemli veriler. Evet, evet. Belki sosyal anlamda veya Rize'nin güzel bunlar görünmesi anlamında. Bunlar hiçbiri gözükmeyecek. Bunlar görünmüyor yani, ama tabii bunlar yapılıyor. Biz, bunlar çok önemli. Bir iki milyona mal edeceğimiz bir sosyal tesis olduğu zaman bu güzel oluyor. İnsanlar oturduğu zaman bak ne güzel belediye ne güzel işleri yapıyor diyecektir. Ama biz burada 100 milyonlar yatırıyoruz yerin altına. Bunlar hiçbiri bizden sonra hiçbir zaman gözükmeyecekler. Sadece tarihe not olarak düşecekler. Ama ben bundan müsteriyim. Çünkü bu şehirde yaşayan biri olarak biz bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Altyapıya yine önem vereceğiz. Kanalizasyonlarımızı. Bakın bu bir de şunu sağlıyor. Bu dereleri Paşakuyu'da sadece deriyi almadık. Az önceki soruna da cevap vereyim. Biz oradan yukarıya denizden ta yukarı Paşakuyu, ta Üttepe'ye kadar iki kanaldan kanalizasyonu da getiriyoruz. Kanalizasyonlar dereye akmıyor artık. Kanalizasyonlar borularla artık şebekeyi açıyor. Daha sonra İslampaşa'dan inşallah biyolojik arıtma başladığı zaman da oradan temizlenerek açacak. Ama deremize akıp da işte sahile buluşmayacak. Sadece o dere değil. Dalyan'da, Kale'de, Değirmendere'de, Hamam Deresi'nde tüm derelerde sıfır atık. Dediğimiz gibi sıfır kanalizasyon diye bir sloganımızın olması lazım. Ben bunu bizim müdürlükteki arkadaşlara da slogan olarak söylettiriyorum artık. Sıfır kanalizasyon derelere. Ne kadarını başarırsak ama sıfır olacak adı. Bu Rize'nin sahilini temizlemek olacaktır. Sivrisinekten mücadelenin dolaylı bir yöntemi olacaktır. Denize şimdi, daha rahat girilme anlamına da tabii gelecek. Temiz, tabii tertemiz olacak. Şimdi karayolların altı 2'ye 2. Yani şu anda bizim makineler oradan da geçebiliyor. Bizim sıkıntımız aslında karayollar yolunun altı değil. Oralar biz karayollarına zaten oralar batçık yapılırken şu bu şekilde yaptırırız. Ama karayollarının bittikten sahilden denize kadar giden yerler daha küçük. Binlik büzlerden geçiyorlar. Karayollar bak 2'ye 2 metre, 2 metre 2 metre orası binlik büzden geçiyor. Hangisi daha tehlikeli? Binlik büz olan. Tabii. Hangisi daha tehlikeliydi? Azdis Sağlığı'nın önünde şu anda yaptığımız imalat. 1.5'a 1 üçte ikisi de kapalı. Yani biz asıl tehlikeli olan yerleri açtığımız zaman karayollara oynamak oluyor. Bir de o bizi rahatsız etmeyecek. Hiçbir taşkınlığa da sebebiyet vermeyecek inşallah. Zaten yukarı kısımlardan oraya gelene kadar... Subat, bakın bizim en tehlikeli deremiz Değirmen Deri'dir. Niye? Yaklaşık 20 kilometre derinlikten geliyor, vadiden geliyor. Aynen eteklerinden alıyor, topluyor, buraya geliyor. Efendim, daha sonra Kale'dir. Niye? Daha geniş bir coğrafyadan geliyor. Hinderland'ı daha yukarıda. Daha sonra hep böyle. Bak doğuya doğru giderken. Efendim daha sonra Dalyan'ın oralara geliyoruz. Yeniköy'deki dere... Hamam Deresi. O da. Oraya atladık bak. Şeyden sonra, Kale'den sonra Hamam Deresi. Ondan sonra bak Dalyan'a doğru gidiyoruz. Yani batıdan doğuya doğru gidildikçe dağ eti daralıyor. Gidiyorsunuz mesela Bağdat'ta, Portakal'ı, İstanpaşa. Su nereden geliyor? Hemen üstten. Daha görüyorsunuz da oradan geliyor.
Ama onların tehlikesi ne? Dalyan'ın, müftünün tehlikesi. Şöyle bir yamaçtan geldikleri için su, yağmur yağınca tamamıyla husubat getiriyor. Yırtıyor. Düze gelince de o husubat orada takılıyor. Bu sefer dolunca sizin küçük büzleriniz taşıyorlar. Taşıyor. İşte onların hepsini şu yeni ihalemizde yapacağız. Yani yakında şöyle 1-2 ay sonra, 2-3 ay sonra oralarda hepsine dokunacağız. Ve ciddi anlamda Rize'de yağmur yağınca en azından böyle 50-100-150 kilogram kadar, bak bunlar korkunç rakamlar ama bak onları diyoruz yani. Bugün Türkiye'de Karaman'da yılda 365 günde 300 kilogram yağış düşüyor metrekareye. 300 kilogram. Geçenki Madenli'de 24 saatte 257 kilogram yağış düşmüştü. Bakın 24 saat 365 gün. Bizim 15 gün önceki yağışta 45 dakikada 50 kilogram yağış düştü. Biz bunu bak 50 kilo alıyoruz, diyoruz ki 100-150 kilogram metrekareye yağışı absorbe edebilecek bir sistem yapıyoruz. Onun üstündeki büyük afetlerde ne yapmamız lazım? Bu şehri buralardan boşaltmamız lazım. 16 tane ırmağın böyle 4 metrelik açık havza yapmamız lazım. Yanlarında araba yolu yapacağız. İşte hamam deresi öyle olacak. 40 metre genişliğinde. Şimdi düşünün 16 tane ırmağın Rize'de 40 metre genişliğinde olduğunu. Rize kalmaz ortada. Doğru. Yani gittikçe de küçülür. Yani. Onun için onların ben küçük dağ eteklerinden gelenlerin çok tehlike olmayacağını, sadece getirdikleri malzemeyi yukarılarda tutabilirsek sudan bir tehlike olmayacağını düşünüyorum. Evet, Dereli demişken oraya da gittiniz. Hem evet. Rize Belediyesi olarak da destek verdiniz. Evet. Kısa da olsa gözlemlerinizi anlatır mısınız? Tabii Dereli hakikaten büyük bir facia oldu. Yaklaşık 5-6 saat aynı kuvvette yağış düştü. Orada da ana bir dere var. Bir de o dereye, ana dereye saplanan yan bir kol vardı. O koldan gelen malzeme, yukarılarda, yollarda yapılan husubatlar, yani dere sadece suyu taşkınlık yahut da yıkıcı olmuyor. Dere yanlarındaki döktüğünüz toprakları vesaire, ağacı, dalı, çöpü, onlarla beraber bir ağırlık haline geliyor ve ağırlık çarptığı yere getiriyor tabii ki. Yani dere kendi menderesini çizerek, eğrilerini çizerek gidecek ama o ağırlıkla gidince yanlanamıyor. Vurduğu ilk menderes yahut da ilk eğri neresiyse oraya vuruyor, oradan öteye darmadağın ediyor. Bizim mesela yamaçlardaki yollarımızın eğriliğinden dolayı, S'lerden dolayı su geliyor yolun üzerinden, betonun üzerinden. Bir yerden aşağı artık virajı alamıyor su. Yani çoğalınca virajı alamıyor, oradan aşağı gidiyor. Dümdüz gidiyor. Dereli çok kötü. Hakikaten tekrardan başsağlığı diliyoruz. Ve oradaki esnaf çok kötü duruma düştü. Halen Türkiye'de kıyaslanıyor, işte yok oraya şu verildi, buraya bu verildi. Bence oraya daha da fazla verilebilir. Niye? Çünkü esnaf, dükkan hani deprem olur, çöker bir yer. Sizin malınız, inşaatınız zarar görür, malzemeniz falan filan oradadır. Ya ben oraya 10. günde, 11. günde gittim. Bakkallar halen içerisinden işte çıkarıyor malzemeyi, suyla yıkıyor da kurtarabildiğini kurtaracak. Bütün çamur olmuş dükkanlar. Evet. Yani hiçbir malı kurtaramaz adam. Bu anlamda zarar görmüş. Yoksa yıkarsın, boyarsın, camını, çerçevesini yaparsın, 3-5 liraya bunu yaparsın. Ama içerideki malzeme tamamıyla yok olmuş. Dere almış getirmiş onu. Burada aynı örnek 2011'de Karasu'da olmuştu. Yani Andon Deresi yukarıdan aşağıya akıyor. Karasu'nun yan bir Alişor Deresi vardır, yan kol. O böyle geliyor, dereye akıyor, ana dereye akıyor. Burada da üstte dükkanlar ve kahveler vardı. İnanın bu köprünün üzerinden su yükseldi. Dükkan ve kahvelerin buradan girdi cephesinden. Bütün sandalye, masa, malzeme buradan aldı, buradan dereye akıttı. Onu dümdüz oldu orası. Ya o için orası da böyle kötü bir afet yaşamış oldu. Ama Karadeniz'de bunları biz kader olmaktan değil, aynı zamanda kadere tedbir alma noktasına getirip inşallah büyük afetler, daha büyük afetler olmadıktan sonra bu tür yağmurlarda kurtarabileceğimiz hale getirebiliriz ve getirmemiz lazım. Bir de şunu sorayım Sayın Başkan. Evet, dere ıssalları gerçekten şehir merkezi içinde çok evet. önemli ve bu afetlerin etkilerini azaltma noktasında da yapılması gereken geç kalınmış çalışmalarda evet. diyoruz. Yeni Şehir Caddesi, yani Pazaryolu Caddesi.
Müftü Mahallesi, evet. Daha doğrusu Güney Çevre Yolu yapalım. Mesela ben Güney Müftü Mahallesi'nde oturuyorum ama bu en sonki yağmurda polis gelip bir noktada yolu durdurdu. Çünkü aşırı yağış vardı ve Yeri iyi biliyorum. Hemen sana çözümünü üreteyim. Hani diyorsun ya siz zaten sorular soruldu hemen biliyorsunuz diye. Evet. O akşam oradaydım. Orada özellikle o bir iki market alan yani tevkileri okuluna gidilen yerin oradan bayırdan aşağı alıyorsunuz. Bir çanak gibi vakıflar ilk öğretimin oraya kadar olan alan. Orada işte Berat Camii diye bir alan var. Orayı da genişleteceğiz. Yani o da projelerden biri. Evet. Oralar atlamıyoruz. O yolda sıkıntı, o bölgelerde sıkıntı oluyor. Aşırı yağmur. O da aynı şekilde o ırmak o suları alamadığı için işlem yapamıyor. Orayı da bir de Güney Çevre Yolu geçerken deniz tarafında olan yerler kotlar düşükte kaldı. Oradaki imalatlar da sağlıklı yapılamadı. Menfez imalatları sağlıklı yapılamayınca arkadan gelen suyu ön taraf alıp getiremiyor. Yani işte az önce dediğimiz hep hadiseler. Arkada 2-2 menfez yapmışsın, önü 1-1. Ne anladım ondan? Hani zincirin en kuvvetli yeri neresidir? Daha doğrusu kuvvetin nereden ölçersin? En zayıf noktasından ölçersin. O kadardır kuvveti yani. Sen büyük halatlar halatlar da en ucunu küçük bir şeyden bağlamışsan kuvveti o kadardır. Şimdi bu hatlarda da hep öyle. En ince yer neresiyse orada başlıyor. Orada tümünde bu yeni projemizde hepsinde var. Berat Camii'nin orada var. O vakıfların aşağısında bir şey daha var. Kanal daha var. Birçoğunda bu tip çalışmalarımızla beraber suyu rahat aşağı akıtmaya çalışacağız. Evet sevgili izleyenler canlı yayın olmadığını hatırlatarak bir saati de doldurduğumuzu vurgulayalım ve artık toparlamak için son sorularımızı soralım sevgili başkanımıza. Kentsel dönüşüm, evet belediye blokları ayrı bir şey ama Rize'de kentsel dönüşüm alanları da oluşturuldu. Mesela deniz sitesi dediğimiz Müftü Camii'nin de olduğu, müftülüğün olduğu, eski müftülüğün lojmanlarının olduğu o alan da var. Ciddi yani yıkılma tehlikesinin olduğu yıllardır söyleniyor. Evet. Biraz daha ileri doğru gittiğimizde yine alanlar var. Bunlar kentsel dönüşme dahil edilecek ama tabii ne zaman olacağı henüz belli değil. Deniz sitesiyle Taşlıdere şu anda karotlar alındı. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan hemen tebliğleri yapılacak. Orada işlemler çok hızlı devam edecek. Ama bizim ikinci etap dediğimiz yani Meteler Kavşağı'ndan İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne kadar olan alan tabii ki biraz daha vakit alacaktır. Bir de Hamam Deresi bahsetmiştik ama tabii yıkılan Orta Cami'den ta Dosma'ya kadar işte Pazar Caddesi boyunca yapılan bir kentsel dönüşüm demeyelim ama bir bulvar projesi vardı. 40 metre genişliğinde bir bulvar, derenin açılması vesaire. Bu proje aslında yaklaşık 5-6 ay önce başlıyordu. Başlıyordu yine biz esnaflardan dolayı bir gecikme yaptırdık orada. Ve kamulaştırmaları yapılmış. Biz karayollarını artık diyoruz zaten yukarıdan aşağıya Timya Vadisi'nden itibaren başlayabilirsiniz diye başlayacaklar da orada bekletmememizin bir sebebi esnafa bir süre verildi. Mahkeme açabilme süresi neyin mahkemesi? Oradaki arazilerin birçoğunda arsa payı düzeltme davası açmaları gerekiyor. Çünkü dükkanların arsa paylarının oranı dairelerin oranıyla zamanında eşit verildiği için bugün oradaki bir dükkan daha değerli olduğu halde bir ev fiyatıyla kamulaştırmaya gidebilir noktasından dolayı biz özellikle süreci sayın vekilimizle, il başkanımızla Rize'de yaptığımız toplantılarla oradaki esnafımız 40-50 esnafımızı çağırdık, bilirkişi avukat çağırdık, belediyede güzel bir toplantı yaptık. Orada arkadaşlar dedi ki arkadaşlar bakın bunları böyle böyle sahip çıkacaksınız. Çünkü bazı şeyler kamunun elindeki olay değil, kişinin kendi zeminindeki hukuki sıkıntılar bir gün geliyor yüzüne çarpmış oluyor. İşte onları düzeltebilmemiz lazım ki kamulaştırmalar sağlıklı olsun. Bir de postane arkasında Kültür Sokağı projeniz var. Bu projeyi de biraz anlatırsanız. Yani orası biliyorsunuz çok kötü bir alan kalmıştı. Rize'nin hemen İki içerisinde. Bir tane müze var orada ama. Böyle yan tarafında yan kalmış. Tarafı. O postanenin hemen yanında taksi duraklarından yukarıya doğru çıktığınız zaman aslında oradan eskiden ziraate çıkan bir patika yol da varmış. Evet. Biz şahit olmadık ama güzel bir patika yol varmış. İnşallah onu da hayata geçiririz. O arka taraf çok kötü kalmıştı böyle. Değerli bir yer ama çok küçük hissedarlı oldukları için o insanlar da orada bir şey yapamıyorlardı. Biz oraya girdik. Dedi ki 3 dönümlük bir alan. 3 dönümü biz belediyeliğiyle kamulaştıralım ve burayı kamuya açık hale
bir kültür sokağı haline getirelim. 3-4 tane işte o müze olduğu gibi Rize'nin yöresel mimarisiyle altı taş, üstü söveyle alınmış ahşap giydirmeli binalar yapalım. Bir 4 tane sığıyor oraya. Böyle bir hilal şeklinde önünde bir oturma alanı, toplanma alanı gibi. İçerisinde o konakların içerisinde kadınların el işlerini satabileceği alanlar, yöresel yemeklerin sunulabileceği alanlar ve sanat galerisinin fuarın şey nedir böyle 100 kişilik toplantıların olabileceği 100 kişilik yerler yapalım, konferans salonu gibi. Üstleri de STK'ların hizmet alabileceği, entelektüel sohbetlerin olabileceği bir yer olsun, bir örnek yer olsun. Hemen meydanın yanı başı insanları yürüyerek çıkıp orada Rize'nin yaptığı güzel değerli el sanatlarını satın alabilirler. Bir yöresel yemek yiyebilirler, Rize çayı içebilirler, sohbet edebilirler. Ondan sonra da başka yer gezerler diye düşündüğümüz bir yerdi. Onu hayata geçiriyoruz. Tabii bunlar dediğim gibi uzun oluyor. Biz gerçi yani şu anda ne diyelim orada 1/5'ini diyelim. 1/5'ini satın aldık. Diğer 1/5'ünü de bakanlık eliyle hazırlamışız. Hemen satın alınacak. Parası onun da hazır. Alınacak ve orayı böyle güzel bir yer yapacağız. Oradaki vatandaşlarımızın bir kısmının da biz parasal anlamda mağdur etmiyorsak da dairesi elinden alınmış olacak gibi düşündüğümüz için hemen onun yan tarafında bir yine vatandaşımızın orada da yeri vardı, orada da arazisi vardı. O arazide bir bina yapacağız belediye eliyle ve o binada da onlara çok uygun fiyatlardan daire sahibi yapacağız ki yine aynı yerleri terk etmesinler diye. Evet. Bu da bizim hassasiyetlerimizden biridir. İnşallah onlara da öyle yardımcı olmuş olacağız. Orada hemen meydandaki yani epey zamandır kafeterya diye düşündüğümüz yer. Onu soracağım şimdi yani meydandaki o alan ne olacak diye. O alanda belediyeye ait bir sosyal tesis olacak. Onun üstündeki hani bahsediyordum bir helikopter içerisinde 11D simülasyon. Onun gerek film ihalesini gerek helikopter ihalesini yaptık, artık yapılıyorlar. Şimdi bize düşen alttaki kafeteryanın da normalde projeleri aylardır çizilmiş. Hı hı. Yine diyorum ya hep sosyal tesislerde şu personel meselesi gündemde. Bunu bilmiyorum. Üzerinde helikopter olan şeyleri var mı da var. Varsa onlar da gözükecektir. Onların hepsi şu anda ihalesi yapıldı. Tek derdimiz turizm, otelcilik mezunu kişilerin kazandırılması. Yoksa ben bak buradan da yine rahatlıkla söylüyorum. Eğer garsonluk yapamayacaksa hiç alakası yoksa benim tanıdığım da onun tanıdığı da diye ben kimseyi almak istemiyorum. Evet. Turizm otelcilik lisesi var. Ben de oranın mezunuyum yıllar öncesinden. Ama tabii bu mesleği var da Rize'ye bırakmıyorlar. Hemen koşuyorlar Antalya'ya, şuraya buraya oteller galiba. Bayağı bir ihtiyaç. Maalesef öyle. Evet. Aklımda bir soru daha vardı. Onu teleferik. Teleferik. Bu da önemli. Yani yılan hikayesine dönmüş bir projemiz. Hep kamulaştırmadan dolayı sıkıntılar var deniyordu ama. Onlar bitti. Bitti mi? Onlar kamulaştırmayla ilgili işler bitti de. Şimdi bakın ben şöyle cevap vermek istiyorum. Teleferikle ilgili biz haberimiz var mı, hiç uğraştık mı demeyin. Daha dün 3. toplantıyı yaptım. Avusturyalı bir Hans diye bir firma yetkilimiz var. Dün onunla briefing alıyorduk. Toplantımız vardı ve bu 3. toplantımızda yaklaşık 1,5 ay sonra da yeni yapılar getirecek bize. Orada tabii birçok modeller var. Biz modelin bir tanesini şöyle yaptık. Biliyorsunuz daha önceden Luna Park'ın oradan Şahin Tepesi'ne diye bir proje vardı. Evet. Şimdiki projeyi Çaykur'da işin içerisine katmak dahilinde Çay Çarşısı'ndan Ziraat'e, Ziraat'ten Şahin Tepesi'ne diye yaklaşık Çay Çarşısı'ndan Ziraat 958 metreydi yanlış hatırlamıyorsam. Ziraat'ten Şahin Tepesi'de 1700 yine 1800 metreydi. Yani 1700 küsür 1800 metreydi oradaki metraj. Buralarda teleferik. Ve bu 6 yani 8 kişi 10 kişi bir teleferik böyle vargel sistemiyle olmayacak. Böyle bir şey. Ama arkadaşlar yani mesela bu şu anda hemen hemen 20 milyon dolarlık bir proje. Biz 20 milyon doları bir düşünün çarpın 7 ile 140 trilyon yani 150 trilyon eski parayla 140 evet. Milyon 140 milyon lira. 140 milyon 150 milyonluk bir proje. 150 milyona gelinceye kadar Rize'de neler yapılmaz ki diye bakın. Ama biz bu projeyi yapıyoruz. Niye?
TOKA tarafından fizibilitesini hazırlayacağız. Artısını, eksisini, bir yolcunun kaç paraya oraya finanse edilebileceğini ve kendini ne kadar zamanda finanse edebileceğini. Şahin Tepesi dediğimiz yerde 27 dönüm yerimiz var. Orayı bungalov ev şeklinde, seyir terası şeklinde, hatta güzel bir ambiyans da yapmışlar orada. Söyleyeyim onu hemen. Ya böyle büyük bir atmaca heykeli düşünün. Rize'ye yukarıdan bakıyor. Rize'nin koruyucusu gibi. Yani böyle bir senaryo üretmişler. Teleferik onun alttan geliyor. Kafasını da seyir terası olarak yapmışlar atmacanın. Dev bir atmaca. Yani yaklaşık belki orada 20-25 metre yüksekliğinde düşünün. Bir dev atmacanın üzerinden. Böyle bir senaryo da yapmışlar o Avusturyalı firma. Bunların bütün artısını eksisini bakacağız, edeceğiz. Ondan sonra feasible olduğuna inandığımız zaman yap iş devlet modeliyle de yaptırabilirsin. Belediye kredi kullanarak da yapabilir. Bir şahsa da verip yaptırabilirsiniz. Birçok model bulabilirsiniz. Onun çok sorunu yok. Hele bir çıksın bakalım rakamlar. Bizim için bak hep onu söylüyorum. Sürdürülebilirlik nedir? Bir işletmenin de sürdürülebilir. Yeni yaptığınız bir yatırımın da sürdürülebilirliği önemlidir. Siz burada bir müessese açıyorsunuz. Bu müessese ayda, günde, yılda ne kadar para asgaride getirebilirim? Ne kadar borcum yahut da giderim olur? Onları hesap edersiniz. Eğer arada 1 lira varsa o zaman iyi. Yani derler ya eskiler al 5'e sat 5'e sana da kalır bir şey. İşte o sana da kalır bir şeyi gördüğün an yap o yatırımı. Ama eğer hep eksi yazıyorsa o zaman biraz düşünmen lazım onu. Rize'de biz yaptığımız yeni gelir getirici yatırımlarla sosyal projeleri desteklemek istiyoruz. Bakın benim bugüne kadar çıktığım televizyon programlarında hiç kimse bize bu şehrin evi olmayanlarına yardım ediyor musunuz diye sormadı. Bu ev, ildeki çocukların Eylül ayında okula giderken bir ihtiyacı olur muyu düşünüyor musunuz? Her ay sadece Ramazan'da kumanya değil, her ay bu insanların ihtiyacı olmaz mı diye sizin bir görüşünüz, bir projeniz var mı diye kimse sormadı. Yani ben de seni Turgay yakaladım. Sen bana acımasız soru sormadın, ben sorayım sana. Tamam. Şimdi ama benim derdim şu an yani bir saate aşmayalım diye düşündük. Neyse daha sonra yoksa uzun uzun daha şey sonra yapabiliriz. Daha sonra sohbet ederiz. Öğrencilerle ilgili sorun vardı mesela hani var onlarla ilgili mesela. Evet yani yeni müdürümüzle de ben dün önceki gün ziyaretime gelmişti hemen onu söyledim. İnşallah 4, 5, 6, 7 sınıf çocuklarımıza kitap okumakta yani yılda en az 6-7 tane kitaplarını hem biz finanse edeceğiz, okutturacağız, münazaralar yapacağız vesaire onu devam ettireceğiz. Pandemi de ara verdi. Ama yaklaşık Rize merkezde arkadaşlarımız şu anda sosyolog eşliğinde, teknik donanımlı arkadaşlar eşliğinde, mühendisler eşliğinde yaklaşık 650 tane haneyi, yani biz 4000 tane lokasyonumuzda yer tespiti var. Bunlardan 680, işte 650-680 kişinin daha evedilikte yardıma ihtiyacı olan, sürekli yardıma ihtiyacı olduğunu gördük. Bunların 10 tanesinin eviyle ilgili sıkıntıları vardı. Ekipler kurduk, evler inşa ediliyor. Bunları biz sonra belki yayınlarız. Bir de çok yayınlamak istemiyoruz onlar çünkü malum. Yine öğrencilerimiz bakıyorlar evlerde kaçın sınıflı çocukları var. İşte Eylül okulu açılınca onlara biz bir çalışma masası alabilir miyiz, ayakkabı alabilir miyiz, defterlerini, kırtasiyelerini vesaire bunları derliyorlar. Güzel bir bilgisayar ortamında bir altlık yapıyorlar. Her zaman hafızamız olsun diye. Yine eğer biz iş kur üzerinden daha çok eleman alıyoruz biliyorsunuz geçici 6 aylık. Yine öyle bir çalışma yaparsak işte bunları öncelikle alarak işe onlara dokunabilmek için yılda en azından işte 6 ayda 1-15 milyon evine girse ne olur diye. Onlara yardımcı olmak için güzel bir ekip kurduk, yapıyoruz. Yine engellerle ilgili de zaman zaman tabii geliyor ihtiyacı olanlar. Sürekli böyle yardım ettiğimiz insanlarımız var. Bunlar da belediyenin işte ben sosyal proje dediğim bu projelere işte bizim dağ başından Dosma'ya yaptığımız tribünden elde ettiğimiz kazanç ayda 250 bin lirayı biz buraları fonlamak istiyoruz. Bunları sürekli bir haline getirmek istiyoruz. Bu da bizim için önemli ama onları da takip ederek o çocukları yetiştirebilirsek, onlar tutunabilirse hayata kendinden sonrakileri de tutundurabilir. Artık başkalarına yardım alan değil yardım veren bir pozisyona getirebiliriz düşüncesiyle hep aklımız. Sürekli yardım değil. Biz hep itmek derdi olanı
mücadele etmek isteyeni kurtarmak istiyoruz. Sürekli yardım eden o farklı bir psikolojik durumdur. Evet. Böyle düşünüyoruz. Evet, teşekkürler. Yani bu noktada o zaman bir soru daha aklıma geldi. Çünkü evet. Gerçekten sürdürülebilirliği düşünüyorsunuz. Evet. Yatırım yaparken de hani heba olmasın tabii. Yatırımlar diyoruz. Bu noktada bana göre Rize'nin heba olan bir yatırımı var. Belediyenin yaptığı. O da yürüyen merdiven. Çok güzel. Artık hemen... yürümeyen, birkaç senedir yürümeyen merdiven ve ot kapladı başka. Hemen söyleyeyim onu da. Bak güzel dedin. Orada biz geldiğimizden beri ben şunu söyledim. Orada bir projemiz var. Şu anda bak orası biliyorsunuz ticaret odasının hemen altındaki işgaller var. Evet. 4 tane dükkan var oraya. Biz onlarla ilgili hemen projeyi yaptık. Bir iki kez proje gitti geldi ama en son kabul ettirdik. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeridir orası. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kabul ettirdik. Proje onlarda hemen hemen de bir ay önce verilmiş onlara. Şimdi onlar orayı yıkacaklar. Arkaya doğru genişleyecek orası. Ve orada altta yine işte 3-4 tane dükkan olacak şekilde yer yapılacak. Üzerindeki 150-200 metrekarelik yeri de biz bayanlara verdiğimiz sözü yerine getirerek orada onların satış, hani meydanda bir kez izin vermiştik. Öyle bir yer sabit et yapacağız. O merdiveni de o zaman hayata geçireceğim. Oraya tekrar... ben dedim inşaat olmadan ben bir şey yapmayacağım. Ama bak o merdiven evet bazı tabii ki kamu yatırımlarının gelirini düşünemesin de o merdivenin ben geldiğim gibi çok iyi bir asansör ustasını arkadaşım da olduğu için imalatçı da olduğu için sordum. Bana o zamanki rakamı diyorum. Bir sene önceki rakamı. Bunun yenisi 1,5 milyon. 150 bin liraya yaparım onu ama 15 gün sana garanti veremem. Bu şey yapılır mı şimdi? Kim oraya yatırır 150 bin lira 15 gün garanti veremiyorsun bana yine duracak. Niye? Bu dış mekanla ilgili bir asansör şey merdivenden ziyade iç mekan asansör olarak kabul edilmiş yürüyen merdiven olarak. Ha oraya yürüyen merdiven çok mu lazım bilmem çok mu ama yani teleferikte olduğu gibi bu da bir algı olmuş. Olması olmazlarımızdan biri olmuş gibi adeta. Ama oradaki inşaat bitince biz orayı da inşallah hayata geçirmiş olacağız. Bir de kültür merkezindeki o meşhur üst geçidimizde her sene tadilat yapılıyor. O tahtalar değiştiriliyor. Kırılıyor. Ben birkaç kere ayağım düştü. Hatta haber bile yapmıştık. Yani yama ama olmuyor ama misali. Kauçuk yapılamaz mı? İlla tahta niye yapılıyor? Kauçuk yani başka yapılamaz. Bir alternatif ya, yapılamaz mı onun üstüne? Anladım. Yani not alalım. O da bir ayrı bir maliyet. Tabii. Yani kavucun şeyin ahşabın üzerine de belki bir koruyucu kavucuk gibi konulabilir. Hem kayması mayması evet. Diye. Çünkü yağmurlu zamanlarda bu sefer zemin kayıyor. Tahta olduğu için çok ciddi sıkıntılar birkaç kez şahsın yaşadığı için. Yani sonra bir bakıyorum onu, yenileniyor gene tahta. Şimdi orada şöyle onu biz bir iki incelettirdik. Statiği acaba demir aksamı ne durumdadır diye. Orada ciddi bir yani bize belediyenin üzerine kalacak. Bir yekün lazım şu anda statiyle ilgili bir çalışma yaptırdık arkadaşlarımıza da. Üstünü tamir ettiler çünkü daha güzel hale getirebilmemiz lazım ama biz not alalım. Kavucukla ilgili veyahut da başka bir koruyucuyla kaplansa da süreklilik arz etse o ahşapların üzeri çürüme veyahut da genleşmeyle bir taraf kalkıyor bir taraf falan hareket ediyor. Konuşalım onu. O bizim bir sıkıntımız ama onu açmışken söyleyeyim. Portakallık Mahallesi'ndeki üst geçit, sahile çıkan üst geçit ve valinin önündeki üst geçitlerin de güney ve kuzey yakalarına engelli rampalar yapıyoruz. Evet. O bize çok isteniyordu. Yani bir İsmail Kahraman asansör orada var. Asansör kısmı var mesela. Asansörler Türkiye'nin hiçbir yerinde kullanmıyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde kullanılmıyor. Ya biz bir handaki asansörü bile disipline edemiyoruz. Tamam. Oralara taktığımızı kim kontrol edecek, kim gidip bakacak. Yani o çok işte sürdürülebilir bir tarafı yok onun. En mantıklısı İsmail Kahraman'da olduğu gibi yürüyen merdivenler, engelli rampaları yapıp %6 eğimle herkes orada bisikleti olan bisikletiyle çocuk arabasıyla beraber çıkan onunla engelli ise işte oradan yukarıya engelli arabası işte ondan yukarıya falan en mantıklısı bu olduğuna karar verdik. O ikisinde hemen yakın zamanda başlayacak yapılmaya. Evet. Son aslında Rize Belediyespor'dan da sormak istiyorum. Bir ara sizden önce kapanması gündemdeydi ama sonra vazgeçildi Allah'tan özellikle amatör liglerde ama şimdi bu pandemi döneminde bazı hocalar zabıta ve su işlerine de verildi. Bu konuda ekranlarda yorumcular eleştirdi açıkçası. Ha ben duymadım. ASKF Başkanı Ali Çelik de bu konuda televizyon programında bir eleştiri getirdi. Yani bunlar antrenör, hoca aha. Ama niye öteye beriye verildi? Ali yani bana falan. Geldi ziyarete bu eleştirisini söylemedi de ben... mi? Yok söyledi. Bana geldi söyledi de
Televizyonda söylediğini bilseydim başka cevap verirdim ona. Neyse, şimdi spor kulübü benim için, ben de amatör spor yapmış biriyim, futbol oynamış biriyim. Bizim için önemli, sadece amatörde kalmak şartıyla yine devam edecek. Hatta biz bu sene bayan basketbol takımı, belki takip ettin etmedin, kurduk. İnşallah 2'den 1. lige çıkacak. Daha farklı yerleri inşallah görürüz onları. Ve Rize'den yetişecekler. İlk senelerinde Rize'den bulamıyorsun ama ileriki senelerde. Futbol kulübümüz de gerek amatörde, gerekse işte U19'da, 18'de aşağıya doğru hizmet yine verecek. Ama pandemi döneminde bütün Rize'de dezenfektan ekipleri her tarafta dolaşıp risk aldığı halde, kanalizasyon ekibi alt aşağıda çalıştığı halde, efendim benim cenaze hizmetlerindeki insanlar gidip koronavirüs müdür değil midir demeden orada hizmet yapacağı yerde, yaptığı halde herkes ve ben bina içerisindeki insanları bile yeni dönemde idari izinliden ziyade orada tuttuğum halde kimse ve ben geldiğimden beri, bak yine söylüyorum, her gün sabah 8'de belediyeye giren, akşam 7-8'de belediyeden ayrılan bir başkan olarak ben eğer o saatte gidiyorsam herkes 8'de mesaide olacak. Ve siz biliyorsunuz birçok geçmişten gelen böyle geliyordum gidiyordumlar. Herkes belediyede bir emeğin karşılığını alıyorsa o emeği de verecek. Şimdi hocalarımız bizim tabii ki yine spor hocalarımız olacak. Ama bu pandemi döneminde o kadar eksiklerimiz vardı ki arkadaşlara bir nevi bizim ilgili başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz rica etti. Yani şu kısa dönemde 3-5 ayda olsa gelin şuralarda mesai yapın. Onun için bunun öyle hocalık en kutsal şeydir, başka bir şey yapılmaz. Yok, ben de öğretmenim, ben bir sürü iş yaptım. En aşağıdan en yukarıya kadar. Yeter ki görev verirsin, yeter ki bu şehre hizmet ettiğimi. Benim sokakta sigara izmaritini elinden o taşların arasından alan temizlikçi elemanımın ne şeyi var, suçu var. Herkes bir görev yapacaktır. Ha şu olabilir, yani der ki ben burayı değil de şurayı tercih edeyim, bu kibarca hemen. Ama herkes belediyede para alıyorsa karşılığını verecektir. Evet, yani bir spor kulübü kapansaydı bunlar ebediyen futbolcu mu bekleyecekler demek de ona kadar. Yok, bir yerde. Pandemi çok olağanüstü bir durum. Ve geldiğinde belediyede hizmet veriyorlar. Bu onlara gurur ve onur vermesi lazım. Sadece onlara değil. Hocam arka bir kısmı da, ben hepsini tanımıyorum ama birkaç tanesi benim eskiden beri tanıdığım arkadaşlarım. Hiç fark etmez. Sadece onlar için değil, belediyenin her noktasındaki müdüründen memuruna, işçisine kadar herkes Rize Belediyesi'nden emeğinin karşılığını aldığı müddetçe emeğini sergileyecektir. Benim bir aylığına işim çıktı yahut da işim çıkmadı ne edeyim demek lüksüne sahip değiliz. Ve yine futbol hadisesi başlayınca o spor camiası yine başlayacaktır. Ben eğer hocaya yahut da başka bir ünvandaki kişiye görev vereyim de zora gitsin diye düşünseydim o spor kulübünü dediğiniz gibi kapatırdım. Hepsi mecburen bir yerlerde çalışır olurlardı. Evet. Hayır, biz tam aksine orayı daha da fazla aktif hale getirmek istiyoruz. Daha hocamızla beraber. Ama mesai saatleri dışında adamın mesaisi 2'de bitiyorsa bence şunu demesi lazım. Ben gidip şu sosyal tesiste kasada durayım da bir iş daha göreyim. Şurada durayım da bir iş daha göreyim demesi lazım. Yani 2'de, 1'de, 10'da mesaim bitti eve gideyim demiyor. Ben diyemiyorum. Ben şu şeyler bitene kadar, çarşı başlayana kadar, bilmem Yalıtaş başlayana kadar, belirli işlerin başlayana kadar ben o 18 ay bak diyorsunuz ben tatilime de hiçbir yere gidemem. Gidecek de değil. Niye? Rahatsız olur. Gittiğim yerde de kafamda hepsi. Onun için onları bitirmek durumundayız. Pandemi döneminde daha fazla. Tabii yani pandemi döneminde biz başkan yardımcıları veyahut da başkan olarak bir gün gelelim bir gün gelmeyelim yok idari izinli sayalım demedik. Her gün oraya gittik geldik. Niye? Burası ayaktadır ve ben Rize Belediyesi'nin sloganı olarak şunu addediyorum. Şehrin emin olarak diyorum ki belediye başkanı da belediye çalışanları da eğer mücavir alanlar içindeki belediye bizim uhtemizdeki alansa herkes malına sahip çıkacak. Ben ücrasından, köşesinden, caddesinden, dağından, tepesinden Rize'nin her yerinden haberdar olmam lazım. Hayvanlarından, kedisinden, ağacından, köpeğinden bugün mesela kuş popülasyonunu ve çeşitliliğini artırmak için
arkadaşımızı çağırdık, onunla toplantı yapıyorduk. Yani işimiz mi kalmadı kuş çeşitliliğini artırmak için? Evet. Ama her şeyine sahip olacak. Onun için çalışan 960 kişi de her an, her yerde görev yapabilecek nitelikte, haysiyette veyahut da onurda olması lazım. O kadar. Evet. Artık. Son soru. Rize Spor yöneticiliği yaptığınız için malum cuma günü de lig başlıyor. Rize Spor Fenerbahçe ile oynayacak. Geçtiğimiz sezon sıkıntılı bir süreç yaşadık. Eski bir Rize Spor yöneticisi olarak da hem yeni başlayacak olan sezonla ilgili hem de Rize Spor ile ilgili ne düşünüyorsunuz? İnşallah galibiyetle başlarız. Rize Spor bizim her şeyimiz. Rize Spor bizim marka değerimiz. Şehrin bütün renklerini bir arada tutabilecek bir marka değeri ve olması da lazım. Oraya doğru koşması lazım. İnşallah galibiyetle başlarız cuma günü. Son dönemde iyi futbolcular da alındı. İlk başta biraz hani bunlar mı falan deniyordu ama alındı. İyi bir yönetim var benim nezdimde. Her şeyden önemlisi Rize'nin sokaklarını bilen yönetici arkadaşlar var orada. Bunlar yönetici oldukça deneme yanılma yoluyla da olsa oranın ne demek olduğunu anlarsa, futbolcu transferinin ne demek olduğunu, nasıl yetiştirilebilir olduğunu, oradaki tasarrufu ve çalışmayı, azmi, hocayı tutmayı, o işte A'dan Z'ye yani temizlikçisinden, efendim malzemecisinden yöneticisine kadar bütün renkleriyle bir olabilmeyi öğreniyor arkadaşlar. Öğrendiler de biz de beraber o dönemden beri. Rize'de çok değerli yönetici arkadaşlar var ve yetişiyorlar da. Bunlar Rize için yarın daha güzel yöneticilik, daha güzel Rize Spor için bir altyapıdır. Bu altyapı sadece futbolcu altyapısı değil yani. Aynı zamanda yönetici altyapısı kuruldu. Hasan Kemal Yardımcı döneminden beri başladı. Ve orada güzel arkadaşlarımız yetişiyor. Ben inanıyorum ki onlar ileriki yıllarda daha güzel futbolcu transfer edebilecekler. Parayı daha iyi kontrol edebilecekler. Ve Rize'den yönetilebilir, sürdürülebilir bir şehir takımına da inşallah sahip olur. Ve bir yıl işte kalacak mıyız, çıkacak mıyız diye. Fakat şunu da unutmamak lazım. Rize Türkiye'de 81 il içerisinde şu anda 14 tane şehrin mücadele ettiği bir ligde yarışıyorsunuz. Bu onur duyacağımız bir şey. Bunun her hafta zevkini çıkarmamız lazım. Her hafta işte kötüydük, oyduk, buyduk demememiz lazım. İyisiyle, kötüsüyle taraftar olabilmemiz lazım. Seyirci değil, taraftar olabilmemiz lazım. Ve biz şehrimize, takımımıza sahip çıkarsak, eğer şimdi gidemeyecek ilk yarı boyunca ama o taraftarlar senede verdikleri parayla bir futbolcu, iki futbolcu alabilecek kadar para verirse o şehrin takımına, o şehrin takımı oradan düşmez. Evet. Ama hiçbir desteğimiz olmazsa direkt veyahut da dolaylı olarak şehir takımı orada tutmak zor olur. Bugün tutarsınız, yarın tutamazsınız. Her şeyin bir altlı olması lazım. Piramidin en yükseğinde rahatça durabilmek için çok geniş bir alandan yukarıya doğru başlamanız lazım. Evet. Evet. Peki Sayın Başkanım, ayağınıza sağlık. Konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Son sözleriniz nedir, son mesajınız? Teşekkür ediyorum. Bizi sizin vasıtasınızla dinleyen, izleyen bütün hemşerilerimize, onlara belediyecilik adına yaptığımız hizmetlerden dolayı, verdiğimiz rahatsızlıklardan dolayı da haklarını helal etsinler. Su kesintileri oluyor birçok defaatle ama bunların hepsi altyapıya yaptığımız yatırımlardan dolayı oluyor. Bunlar yine devam edecek, kesecek diyemiyorum. Yine devam edecekler. Ama sabırla bu şehrin altyapısını yapmamız lazım ki gelecek 10 yıllarda, 20 yıllarda daha rahat bir şehirde yaşayabilelim. Sizlerin kanalına da inşallah daha iyi yerlerde, daha uluslararası programlarda görev alırsınız. Çünkü siz de burada bir misyonu temsil ediyorsunuz. Basın misyonunu temsil ediyorsunuz. Rize'yi bu konuda en iyi şekilde temsil ettiğinize ve arkadaşlarınızla temsil ettiğinize inanıyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Bütün vatandaşlarımıza da bizi her haftalık yayınladığımız yaptıklarımızla takip etmelerini diliyoruz. Evet, inşallah ayda bir bu programları sizle gerçekleştiririz. İnşallah. Sıkıştıracağım sorularda da böyle sık görüşürsek daha çok karşılaşırsınız. Tamam, istiyorum. Sevgili izleyenler, bir başka konunun bugünlük sonuna geldik. Yarın akşam programımız canlı olarak yayınlanacak ve Fındıklı Belediye Başkanımız Ercüment Çervatoğlu'nu konuk alacağız. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz sizlere. İyi akşamlar.